Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte vergisiz olarak telefonlar nasıl alınacak ve hangi vergisiz telefonlar alınacak bunlar hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Şimdi öncelikle ilk bölümde vergisiz telefonlar nasıl alınacak bunlar hakkında konuşacağız. Bunun dışında hangi vergisiz telefonları almak mantıklı inceleyip sık dokudum bütün telefonları sizlerle paylaşacağım. Video başlamadan önce şunu söyleyeyim. Kanalıma destek olmak için alt taraftan abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Sponsorsuz ve tarafsız içeriklerim için bu şekilde beni desteklersiniz. Gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi Gelin vergisiz telefonlar nasıl alınır ilk önce ondan bahsedelim. 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. Şu an 25 Ekim'de resmi gazetede yayınlandı ve 1 Kasım'dan sonra artık vergisiz telefonları alabileceğiz. Peki nasıl alacağız bunu hızlı bir şekilde anlatayım. Şimdi gideceksiniz telefonu 9500 TL'yi bir yerden alacaksınız. Bunu isterseniz internetten alırsınız isterseniz de gidip bayiden alabilirsiniz. Bayiden ya da internetten aldıktan sonra bunun faturasına geliyorsunuz e-devlete yüklüyorsunuz. E-devlete yükledikten sonra 9500 TL'den 5500 TL indir olacak şekilde neredeyse indirimli bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu bilgisayarda %16 iken telefonlarda ise %44'e kadar indirimli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun yanında 1 Kasım'da tekrardan video gelecek. Nasıl vergisiz telefonları alabileceğimiz hakkında e-devlet ile birlikte ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bunun için de takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Siz sesini de haber aramak için de açabilirsiniz. Şimdi peki bundan kimler yararlanabilecek? Öncelikle yüksek öğretim öğrencisiyseniz ya da üniversite okuyorsanız bundan faydalanabiliyorsunuz. Bunun dışında eğer ki 26 yaşından küçükseniz yine bundan faydalanabilirken bunun için daha başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Dediğim gibi telefonu alıyorsunuz ve e-devletten sayfaya gidiyorsunuz. Bunu da zaten dediğim gibi göstereceğim bir Kasım'da. Oradan da tekrardan banka hesabınızı giriyorsunuz. Telefonun kişisel bilgisine giriyorsunuz. Yani e-mailsini vesaire giriyorsunuz. Ve son olarak da telefon numaranızı girdikten sonra ardından bu şekilde size tanımlanmış oluyor. Ve banka tarafına devlet tarafından para yatırılıyor. Bunu tekrardan gidip alabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Telefon 2 yıl boyunca sadece siz kullanmanız gerekiyor. Eğer ki telefonu aldınız 2 yıl olmadan 1 yıl sonra gidip başka birisine sattınız ve başka birisine sattığınız belli olursa size gidip faiziyle birlikte ceza işlem uygulanıyor ve verdikleri parayı yani vergi kesintisini faiziyle birlikte devlet tekrardan sizden geri alıyor. O yüzden dolayı bu telefonları alırsanız sadece kendi sim kartınızı takıp 2 yıl boyunca kendinizin kullanması gerekiyor. Ve art olarak da her ay 10 GB olacak şekilde de artık devlet size internet veriyor. Bunu 12 ay boyunca sürdürecek. öğrenci öğrencilere 10 GB interneti burada tanımlıyor ve 12 ay boyunca toplamda 120 GB olacak şekilde sizlere hediye ediyor. Ve 9500 TL'lik telefonları birazdan geleceğiz. Dediğim gibi 9500 TL'ye kadar bütün telefonları alabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. 9500 TL'nin üstü telefonlar da var. Bunlar büyük ihtimalle indirime gidecek. Sallıyorum ki burada Honor X9A var. Bunun şu an fiyatı 10.000 TL civarlarında ama önceden 9500 TL bantlarının altındaydı. Bunun gibi telefonları aşağı çekecekler. Eğer ki telefonun fiyatı aşağı çekilirse tekrardan güncel bir telefon alma videosu gelecektir. Burada sadece telefonları hızlı bir şekilde geçeceğim. Belli başlı özelliklerden bahsedeceğim. Sonra da videoyu burada sonlandıracağız. Şimdi ilk telefonumuza baktığımız zaman Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro'nun fiyatı tam şu an 9500 TL'ye PTT AVM'de bulabiliyorsunuz. Bu telefonun özelliklerini söylemek gerekirse tek farkı Redmi Note 12 Pro 4G'den belli başlı özellikleri var. Bunlardan başlıca olanlar 67 wattlık güç adaptörü. Bunun dışında neredeyse hiç fark bulunmuyor. Ekran kısmında AMOLED 120 Hz desteği var. Batarya kısmında 5 mAh batarya ve 33 Watt'la birlikte şarj olduğunu söyleyebilirken 1 saat içerisinde neredeyse tam şarj oluyor ve bir gününüzü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Bunun yanında kamerasında OIS desteği yok fakat gündüzleri gerçekten güzel işler çıkartırken gece geldiğimiz zaman hem arka tarafta hem ön tarafta fazla güzel işler çıkarttığını söyleyemem. Ve arka tarafımızdaki ana kameramızda ASDS'nin bulunduğunu söyleyebilirim. 1080p 30 FPS'lerde çektiğiniz videolar biraz titreşimsiz bir şekilde karşımıza sunuluyor. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman burada Snapdragon'un 732G işlemcisi var. Antutu ve 9 puanlarında 350 bin puanlara kadar çıkabiliyor. PUBG gibi oyunları orta yerlerde 30-45 arası oynatabiliyor. Genshin Impact gibi oyunları da yine orta yerlerde 30 FPS'de oynatabiliyor. Ve UFS 2.2 depolama biçimi olduğu için telefon ileriye yönelik donma ve kasma yapmayacaktır. Ayrıca NFC desteği bulunuyor, 5G desteği bulunmuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık bulunurken çift hoparlörün kalitesinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu da yan taraftan bulunuyor. Kutusu da dolu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Diğer bir telefonumuza baktığımız zaman Infinix Note 30. Infinix Note 30'a baktığımız zaman bu telefonun fiyatı da 8.000 TL. 8.000 TL'nin yarısını neredeyse hesapladığımız zaman yine 5.500 TL tekabül ettiğini söyleyebilirim. Bunun dışında ekranımız IPS LCD ve 120 Hz olarak geliyor. Batarya kısımda 5 miliamper bataryasını 45 wattla birlikte şarj edebiliyorsunuz. 50 dakika içerisinde 0'dan 100'e neredeyse tamamıyla şarj olabiliyor. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman Redmi Note 10 Pro'dan biraz geride bir kamerası var ama gündüzleri yine işinize dair edebiliyor. Ace desteğiyle de birlikte güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz titreşimsiz bir şekilde. Ön kamerası da aynı Redmi Note 10 Pro'da olduğu gibi aynı kaliteyi veriyor gündüzleri. Iyi. Geceye geldiğimiz zaman bir tık bizi üzüyor. İşlemci kısmında ise Mediatek'in Helio G99 işlemcisi var. Bu işlemci de Antutu g puanında puanında bin puanlar alabiliyor. Bu da neredeyse 732K ile aynı. PUBG gibi oyunları orta yerlerde yine 30-45 FPS arasında. Genshin Impact gibi oyunları da 30- FPS'de orta yerlerde oynayabilirken telefonumuzda 5G desteği bulunmuyor. NSC desteği var. Çift hoparlörün kalitesinin gerçekten yine güzel olduğunu söyleyebilirken suyu otosa karşı dayanıklılık bulunuyor. Parmak izi okuyucusu da yan taraftan bulunuyor. Kutusundan da neredeyse her şeyin çıktığını söyleyebilirim. Ayrıca iki tane ekran koruyucunun da kutusundan yine çıktığını da belirtebilirim. Buradan diğer bir telefonumuza geçtiğimiz zaman Tecno Camon 19 Pro. Bu telefonun da fiyatına baktığımız zaman 8300 TL. Gerçekten hoşuma giden telefonlardan bir tanesi IPS LCD 120 Hz ekranı var yine. Ekranımız akıcı. Her telefonda olduğu gibi fakat Redmi Note 10 Pro'da AMOLED olduğu için sürekli açık ekran desteği 10 saniye kadar bulunuyor. Bunun dışında Tecno Camon 19 Pro'da 5 mAh batarya 33 Watt ile birlikte yine 1 saat içerisinde şarj olurken kamera kısmına geçtiğimiz zaman en beğendiğim yönlerinden bir tanesi kamera kısmı. Kamerası başarılı gün üzeri işinizi idare ediyor. Gece geldiğimiz zaman bir tık üzüyor ve kameramızda ayrıca OIS desteği bulunuyor. Bunun sayesinde titreşimleri güzel bir şekilde engelleyerek videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca ikinci kamerası da 50 megapiksel derinde ve f1.98 diyafram açıklığına sahip 2x optik zoom kamerası olarak geliyor. Bununla birlikte gündüz yine 2x optik zoomla birlikte güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunu da belirteyim. Ön kamerası da gerçekten başarılı burada. 32 megapiksel derinde ve 2.4 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera sistemiyle birlikte geliyor. Yani kamera kısmında genel olarak gerçekten başarılı ve o desteğiyle ile birlikte titreşimsiz videolar çekebiliyorsunuz. İşlemci kısmında ise Mediatek'in Helio G96 işlemcisi var. 350 bin puanlar alabiliyor. Bu da PUBG gibi oyunları orta yerlerde 30-45 arasında oynatırken Genshin Impact oyununa geldiğimiz zaman orta yerlerde yine 30 FPS'i bu telefonlarda görebiliyorsunuz. Bunun yanında 5G desteği bulunmuyor, NFC desteği bulunuyor. Tek hoparlörü var, çok üst düzey bir kalitesi bulunmuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık bulunmazken parmak izi okuyucusu yan taraftan çıkıyor. Kutusundan da gerekli bütün aparatlar yine çıkıyor. Diğer bir telefonumuz ise Samsung Galaxy A24. Bunun da fiyatı 8200 TL. Ekranımız AMOLED ve 90 Hz destek. Sürekli açık ekran desteği de bünyesinde bulunuyor. Batarya kısmında 5000 mAh bataryası 25W birlikte şarj oluyor. Bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Kamera kısmına geldiğimiz zaman burada yine başarılı bir kamera sensörü Sürü var ama diğer saydığım kameralardan bir tık geride kalıyor performans olarak. Fakat şöyle bir şey var. OIS DST bunda da bulunuyor. Bununla birlikte titreşimsiz videolar yine kaydedebilirken gün başarılı fakat gece geldiğimiz zaman çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ön kamera kısmında ise diğer saydığım telefonlara göre biraz geride kalıyor. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman burada Mediatek'in Helio G99 işlemcisi var. 380 bin puanı Antutu V9 puanı kısmında alabiliyor. Genç'in impact ise orta yerlerde 30 FPS'de verebiliyor. Zaten bu saydığım işlemcilerin hepsi neredeyse birbirine eşdeğer. Ortalama olarak PUBG gibi oyunlarda dediğim performansları verebiliyor. Bunun yanında 5G desteği bulunmuyor. NFC desteği bulunuyor. Suya karşı denetlilik yok. Ses kısmında ise tek hoparlörü var. Üst düzey bir performansı bulunmuyor. Ayrıca kutusundan maalesef ki sadece USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Parmak izi okuyucusu da yan taraftan bulunuyor. Şimdi diğer bir telefonumuz Samsung Galaxy M14 5G. Bu telefonumuzun en güzel özelliklerinden bir tanesine birazdan geleceğiz. Fiyatı 6400 TL. Şöyle söylemek gerekirse telefonumuz PLS ekranla ve 90 Hz ekranla birlikte geliyor. Ekran kısmında bakıcı bir tık ama çok kaliteli olduğunu söyleyemem. Bataryası 6000 mAh fakat 15 W birlikte şarj olduğu için biraz yavaş şarj oluyor fakat gündelik kullanımda çok fazla şarjının gittiğini söyleyebilirim. Kamera kısmında üst düzey bir performansı bulunmuyor. Diğer saydığım kameralardan maalesef geride kalıyor. Yüzöküle'nin JN1 kamera sensörü var. O yüzden dolayı çok üst düzey bir performans beklemeyin. Gününüz bir tık idare eder ama geceye geldiğimiz zaman kesinlikle berbat. Keza ön kamerası için de aynısını söyleyebilirim. Çok üst düzey bir performansı ön kamerasından beklemeyin. Samsung Galaxy A24 gibi bir performansı bizlere verebiliyor. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman Samsung'un Exynos 1330 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bunun Antutu ve 9 puanına baktığımız zaman yine 370 bin puanı alabiliyor. Bunun yanında PUBG gibi oyunları 30-45 FPS orta yerler için. Genshin impact ise orta yerlerde yine 30 FPS'i alabiliyorsunuz. 5G desteğimiz bulunuyor mu? Evet bulunuyor. En büyük artımız bu telefonda. 5G desteğinin bulunması. NFC desteği de bünyesinde bulunurken suya otoza karşı dayanıklılık maalesef ki bulunmuyor. Ayrıca mono hoparlörü bulunuyor ve çok üst düzey bir performansının olduğunu söyleyemem. Artı olarak da parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor. Kutusundan maalesef ki sadece USB Type-C ara kablosu çıkıyor. 2 yıl normal güncelleme 4 yılda güvenlik güncellemesi bu telefon alacaktır. Genel olarak da telefonlar bu şekildeydi. Burada Tekno Pava 4'ü de ekleyebilirsiniz tabii ki de ama Tekno Pava 4'e baktığımız zaman 6300 lira. Sadece tek artısı çift hoparlörün olması. Onun dışında bazı yönlerde zaten geride kalıyor. İsterseniz bu telefonu da tercih edebilirsiniz. Almanız gereken telefonlardan bir tanesi ise Xiaomi 24 Pro. Evet bu telefon bir tık güzel ama bu telefon yerine Redmi Note 10 Pro'yu almak ya da benim favorim olan Tecno Camon 19 Pro'yu almak daha mantıklı. Benim burada favorilerim Redmi Note 10 Pro ve Tecno Camon 19 Pro. Bir de şöyle bir şey var. Honor X9a var. Bu telefonun fiyatı da 10.000 TL civarlarında. Bunun fiyatı da emin olun düşecektir. Çünkü çok fazla satmak isteyecekler. Bu telefonda kesinlikle alınabilir. Ekran kısmında gerçekten güzel. Kamera kısmı idare eder. işlemci kısmını idare eder ama diğer kısımlara baktığımız zaman güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki fiyatı düşerse Honor X9A'nın incelemesi de kanalda bulunuyor. Honor X9A Reno donanım yazarak direkt videoma ulaşabilirsiniz. Kısaca video bu şekildeydi. Yani bu telefonları alıp bu şekilde de vergi indiriminden faydalanabilirsiniz. Laptoplar için de aynısı gelecek. Elimden gelen en güzel laptopları bulmaya çalışacağım. Bunları da sizlerin önüne sunmaya çalışacağım. Dediğim gibi 1 Kasım'a kadar daha var. Eğer ki yeni bir güncelleme olursa ya da farklı bir gelişme olursa ya da telefonların fiyatlarında gerçekten bir Geri çekilme olursa bunları sizlere Kesinlikle ulaştıracağım. Video buraya kadardı Destek olmak için de siz yapmanız gerekeni Zaten biliyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın